Şu anda ekonomik kriz var Türkiye'de. Ve bu krize biz bunu aslında kriz olarak görmüyoruz. Biz bunu bilerek yaptık. Bir süre bu acı ilacı içeceğiz. Ondan sonra önümüz çok aydınlık diye dünyanın hiçbir yerinde hiçbir hükümeti akıl edemeyeceği bir kılıf uyduruldu şu anda. Mesele budur. Bu da bir sonuç vermeyecektir tabii doğal olarak. Çin modeli, Güney Kore modeli ya da yeni ekonomik model. Farklı adlar verilse de ekonomi yönetimi 19 yılın ardından yeni bir ekonomi modelin denemesini gerçekleştiriyor. Hayata geçirdiğimiz yeni ekonomi politikasının gerisinde 19 yıldır yaptıklarımızın olduğunu söyledim. Peki yeni model tam olarak ne? Türkiye'nin cari açıktan kaynaklı sıcak paraya ihtiyacı olmasının yarattığı yumuşak karnını biraz ortadan kaldırmak, biraz da ihracatta daha rekabetçi olup Türkiye'nin ihracatını o şekilde arttırıp cari açık vermeyen bir ülke haline getirmek üzere kurulu bir model. Model bu. Ekonomist Emrah Lafçı'ya göre yeni model sürdürülebilir değil. Türkiye öyle ya da böyle akşamdan sabaha ihracatını o beklediğimiz kadar son derece yüksek bir şekilde arttırıp bunu sürekli cari fazla veren bir ülke haline kendisini getiremeyecek durumda. Bu hiçbir ülkede mümkün değil. Daha önce hiç uygulanmamış bir ekonomik programı uygulayıp efendim işte cari açığı cari fazlaya çevirip böyle de hayatımıza devam edelim diyemezsiniz. Çünkü bu bir süreç meselesi. Sizin üretim yaptığınız sektörleri değiştirmeniz gerekiyor. İstihdamınızın yapısını değiştirmeniz gerekiyor. Bu o kadar kolay mümkün olabilecek bir şey değil. Lafçı'ya göre cari fazla vermeye dayalı model imkansız. Çünkü bu öyle hadi kuru zayıflatalım, TL'yi zayıflatalım, oradan da cari fazla verelim demek ne olmuyor? Çünkü Türkiye bir kere enerjide, ara malında, ham maddede, sermaye mallarında dışarıya bağımlı. Ayrıca denenen model Çin ya da Güney Kore modeliyle de pek alakalı değil. Güney Kore ve Çin bunu bir gecede yapmadılar. Ve belli bedeller ödendi. Ve çok farklı sistemler, çok farklı kültürler. Dediğim gibi yani bu biraz kerameti kendinden menkul bir sistem. Yeni model turizm ve ihracatçılarına avantajlı hale gelirken vatandaşa ise yan etki olarak enflasyon bırakıyor. Bu model eğer sürdürülecekse sabit gelirlerin enflasyon altında ezilmesiyle sonuçlanacaktır. Bunun başka bir yolu yoktur. Ekonomi uzmanı Emrah Lafçı'ya göre yeni model aynı zamanda orta direğin de sonu anlamına geliyor. Bir, yoksulluk daha da derinleşecek. İki, çok önemli bir şey var. Gelir dağılımı adaletsizliğini de artıracaktır. Zengin kesimle fakir kesim arasındaki farkı gittikçe açacaktır. Orta direğin de yavaş yavaş ortadan kalkmasına doğru bizi götürecektir. Yani modelsiz bir model diyebilir miyiz buna? Modelsiz model diyebiliriz ve şunu söyleyeyim, bu Türkiye ekonomi tarihinin kalıcı olarak hasar verecek en tehlikeli deneylerinden biridir. Ve buna sebep olanlar tarih karşısında mutlaka sorumlu addedilecektir.